Devam ediyoruz. İklim değişikliği konusu hayli önemli. Belki gözden kaçırdığımız ya da göz ardı ettiğimiz veyahut pek önemsemediğimiz bir konu gibi görünse de Türkiye ve dünya için hayli mühim bir mesele. Yazın ortasında dolu yağıyor İstanbul'da, Ankara'da. Baktığımız zaman çok ufak maddi hasarlara yol açabiliyor. Bazıları hasara da yol açmıyor. Ama şöyle bir gerçeklik var ki uzmanların görüşü, bu daha iklim değişikliğinin yarattığı o olumsuz sonuçların bir başlangıcı. Ve ani sıcaklık değişikleri, ani yağışlar veyahut az önce bahsettiğim gibi dolu yağışları, daha birçok felaket diyebileceğimiz olayla karşı karşıya kalacağız maalesef. Peki neden? İşte az önce izlediğimiz video bilhassa girişinde çok önemli. Yılanı giyiyor bir adam ve yılan derisi aslında ayakkabıda kullanılıyor. Ve birçok hayvanın üzeri, derisi yine ayakkabı ve kürk yapımında kullanılıyor. Doğayı mahvediyoruz ve doğa sanki insanın kölesiymiş gibi davranıyoruz. Geldiğimiz nokta ise iklim değişikliğinin yarattığı olumsuz sonuçlar. Hepsini konuşacağız. Hangi aşamadayız? Neler yapılacak? Neler yapılabilir? Konuğumuz Küresel Denge Derneği Başkanı Doktor Nurhan Talu. Mesaj, soru, fikir varsa onları bizlerle paylaşabilirsiniz. Sayın Talu, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz uzun bir giriş oldu ama iklim değişikliği konusu da hele kısa bir mesele Evet, değil. epey konuşulacak bir mesele dediğiniz gibi. Konuşuyoruz sürekli sizin aslında Evet, iklim evet. değişikliğini ve daha da çok konuşmak gerekir ki bazı konuları daha çok konuşmak gerekir. Şu geldiğimiz noktada sizin çalışmalarınız hala devam ediyor. Neler yaptınız? Hangi aşamadayız? Evet. Aslında bizim çalışmalarımız derken sadece bir sivil toplum kuruluşu olarak bakmamak lazım. Çünkü yani sizin dediğiniz gibi o girizgahlar falan öyle kısa bile bize konuşmalarda. İklim değişikliğiyle mücadelede dünya o kadar çok yol almaya başladı ki biraz bunlardan bahsedebiliriz. Ama ben özellikle Türkiye'de de uygulamalar hızlandı. Onların başarılı olmadıklarını da tartışabiliriz belki. Ama mesela en son basından izlediğimiz kadarıyla hep Kuzey Kutbu'nu, Atlas Okyanusu'nun kuzeyinden bahsediyoruz. İklim değişikliği ve göstergeler bilimsel olarak ne kadar hızlı ilerliyor, yani küre ne kadar hızlı ısınıyor anlamında söylüyorum. Grönland Adası'nda daha geçenlerde koca bir buzdağı parçalandı ve yakınında bir köyün tahliye edilmesi söz konusu oldu. Böyle durumlarda bu konunun bir meteorolojik afetlerle ilişkilendirilmesi meselesi vardır ki biz de ülkemizde yaşıyoruz. Mesela geçen hafta İstanbul'da büyük bir sıcak hava dalgası oldu. Ankara bundan etkilendi. Hatırlamaya çalışın. Bir boyuttan olumsuzlukları var. Yani afetler. Yani hep bizler diyoruz ki ya bunlar afet ama doğal değil. Çünkü iklim değişikliğini işte doğal dünyanın oluşum ve değişim süreciyle anlatmaktan ötede bir şeyden bahsediyoruz. Biz yaptık, insanlar yaptı. Evet, insanlar suçlu. Sizin söylediğiniz gibi doğaya ihanet edenler suçlu. Çünkü küresel anlamda tüm ekolojik dengeleri bozarsanız, büyük tahribatlar ve katliamlar yaratırsanız, bu hayvanlar için olabilir, bitkiler için olabilir, tüm orman, deniz, işte nehir ekosistemleri için olabilir. Dünya şaşırır ve ısınmaya başlar. Dengeler bozulur. Isınmaya başladığı gibi seller, fırtınalar da ortaya çıkar. Çünkü hidrolojik bir döngüden bahsediyoruz. O değişir. Bu süreci küresel olarak yaşadığımız gibi şimdi artık ülkeler de kendi bazında yaşamaya başladılar. Önlem de almaya başladılar. Hatta önlemleri öyle ileriye gitti ki doğrudan iklim kanunları, yani bildiğiniz hani nasıl çevre kanunu var, iklim kanunu hazırlıklarına giriştiler. Biz de Türkiye'de böyle konuları konuşmaya başlıyoruz. Başladık esasen. Bu tip çalışmaları yapıyoruz. Tabii iş kanunla yapın, edin, denetleyeceğiz de bitmiyor. Çünkü öyle çok katmanlı bir konu ki. Hem bahse konu işte afetlerle, mühendislik işleriyle, teknolojik çalışmalarla şeyi var, ilişkisi var. Hem de ekonomik büyüme açısından tercihlerle
alakası var. Çünkü en önemli konu iklim değişikliğinde, hep anlatıyoruz ama bir kez daha altını çizmekte yarar var. Fosil yakıt dediğimiz toprağın altındaki enerji kaynaklarını artık kullanmaktan vazgeçmemizle başlıyor işler. Toprağın üstündeki enerji kaynaklarıyla. Çünkü aslında temelde enerji üretmekle ilgili bir sıkıntımız var iklim değişikliğiyle mücadele edeceksek. Fosil yakıtlar, yani kömür başta olmak üzere, petrol ve doğalgaz sıralama olarak bakıldığında bunların hepsi gökyüzünün atmosfere karbondioksit emisyonları ve başka sera gazı dediğimiz emisyonlar atıyor. Ve güneşin bize normal radyasyon, yani güneşin, basit anlatmak için söylüyorum, dünyaya dönüşümündeki geri dönüşü, yani gelip geri dönmesi, yansımasını engellediği için güneş kürede absorbe ediliyor. Isı kürede absorbe edildiği için küresel ısınma oluyor. Yani biz fosil yakıtlardan vazgeçmek zorundayız. Politikalar da böyle ilerliyor aslında. Hani biraz dünyayı konuşalım ama yerel politikalarda neler var ya da Ankara politikalarında neler ondan var? Ondan ziyade biraz az önce anlattıklarınızı da açmak istiyorum. Bir bahsettiğiniz noktada doğalgaz, petrol kaynakları ya da kömürde büyük bir ticari potansiyel var. Bunca şirket varken, hatta petrol şirketlerini biliyorsunuz ne kadar büyük olduğunu küresel ölçekte, pek kolay değil onları bırakmamız. Çok kolay değil tabii, ben hep onu söylüyorum. Akşamdan sabaha çözemezsiniz. Ama eğer gerçekten dünyanın durumu önünüzdeyse ve belirli bir zaman sonra bunlardan da ekonomik kazanç değil, aksine bir harakiri gibi bozulan ekolojinin, bozulan ekonominin geri dönüşünü sağlamak zorundaysanız yavaş yavaş vazgeçmek zorundasınız. Aslında zaten uluslararası olarak da bunu yapma taahhütleri var koca dünya ülkelerinin, yani bütün dünya ülkelerinin, Türkiye'nin de var esasen. Petrol için işte çözümler var, elektrikli arabalar var, yani bunların biraz hani örnek gibi olmaktan ziyade politika haline gelmesi önemli diye düşünüyoruz. Kömür için baktığınızda, şimdi mesela aklıma seçimlerde Sayın Cumhurbaşkanı'nın pankartları geliyor, istihdamla büyüyoruz diye. Şimdi biraz önce de siz istihdam şeylerini verdiniz Can yayınınızda birkaç... Evet, işsizlikle ilgili verdiniz. 6 milyon yaklaşık. Şimdi yapılan araştırmalar dünyada ve Türkiye'de yapılsa, bu da ortaya yavaş yavaş çıkacaktır, kömürün istihdam yaratmadığı yönünde. Avrupa Birliği ülkelerinin toplamda güneş enerjisi, yani yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve diğer 1,5 milyon istihdam yaratılmış en son kalemde. Öyle bakıldığı zaman yani hani küstüm oynamıyorum değil, alternatif çözümleri var. Yani ekonomiye katkı sağlayacak petrolde de var, bu doğalgazda da var. Zaten doğalgaz açısından, yani Türkiye ile ilişkilendirdiğimizde bu çok açık ki biz zaten onu satın alıyoruz. Yani yaratmıyoruz. Neden yaratabileceğimiz yenilenebilir enerji kaynaklarına dönmeyelim diye düşünüyoruz biz. Şunu söyleyecektim. Şimdi doğalgaz kaynakları, petrol kaynakları gerçekten büyük firmaların para kazandığı yerler. Ama bir de şu dediğiniz gerçeklik var ki, yok olan bir dünya var, yok olan bir doğa var. Bu kadar vicdansız olmak da çok tuhaf gelir bana aslında. Doğayı bu derece mahvetmek, doğayı sanki bizim kölemiz gibi kullanmak. Halbuki biz doğanın parçasıyız. Evet, yani aslı aynı, bu. Evet, doğanın parçasıyız. Doğanın parçasıyız, yani insan türü. Yani tıpkı bitki türü gibi, hayvan türü gibi doğanın bir parçası. Bunu idrak edersek zaten bütün felsefe değişecek. O açıdan ekonomik açıdan bakıldığında da bir sürü rakamlar söylenebilir. Güneş, rüzgar, yani yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması, üretilmesi süreçlerinde ve tüketiminde rekabet başlamıştır. Yani dünyada kömürle rekabet edebiliyor o zaman. İlla kazanç istiyorsanız. Bu yöne dönün, evet. Bu yöne dönün ve doğayı tahrip etmeden, sosyal ne derler, sorunları da çözerek, çünkü yoksulluk mesela bununla gelen bir şey. Yani doğal gaz rakamlarına baktığınızda yoksul insanların bunu kullanamadığını biliyorsunuz. Ne yapıyorlar? Kötü kömür, kirli kömür kullanıyorlar. Dolayısıyla bütün bunlar harakiri gibi bir şey yani. Ona olmasa ikinci jenerasyon ne olacak? Yani insan kendini korumak için önce çıkarcı olsun, bunu böyle düşünsün, evet, diye düşünüyoruz bazen de. 22 nesli korusun değil mi? Gelecek nesli, evet, korusun. Evet. Peki Sayın Talı, bu küresel iklim değişikliği küresel ölçekte bütün ülkeleri etkiliyor mu A'dan Z'ye?
Evet ama tabii bölgesel olarak daha fazla etkiler var. Yani mesela Akdeniz bölgesinde yaşıyor, bulunuyor Türkiye şey olarak, coğrafi olarak. Akdeniz bölgesi ağırlıklı olarak kuraklık ikazı içerisinde, yani kırmızı alarm verilen bölgeler içerisinde. Hı. Afrika keza öyle. Yani zaten iklimden anlayabilirsiniz onu. Asya Pasifik su, sel ve fırtına ağırlıklı olarak yani orada Çin, evet o bölgelerde tsunami mevzusu var. Bütün bunların tabii eşittir iklim değişikliği, meteorolojik olayları denmesi için bütün bilimsel araştırmaların üst üste konulması lazım ve konuluyor zaten. Bizdeki eksiklik üniversitelerin bu boyutta daha az çalışıyor olması, ama sevindirici örnekler var tabii. Söylemek istediğim şu, yani hükümetler bu işe masalara oturuyorlar, hep konuşuyoruz sizinle de, kararlar veriyorlar. Ama son Paris'te yapılan en son 2015 anlaşmasıyla, iklim anlaşmasıyla ve Türkiye'nin de imza atmış olduğu ve yeni parlamentodan onaylanmasını beklediğimiz Paris anlaşmasıyla hükümetler yetmez, diğer insanlar, diğer gruplar, diğer ne derler, aktörler. Evet, mesela biz bir sivil toplum kuruluşuyuz. Biz de taşın altına elimizi koymak durumundayız ve koymaya çalışıyoruz. Uğraşıyoruz. Küçük projeler yapıyoruz. Uluslararası fonlar alıyoruz ya da işte ne bileyim ne derler, politikaları, alternatifler yaratmaya çalışıyoruz. Direnişte gösteriyoruz bazen. Protest oluyoruz. Diyoruz ki ya bu kadar da termik santral olmamak gerekir diyoruz. Ama dünya şimdi tamamlayıcı rol oynuyor. Hükümetler, özel sektör, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları hepsi bir araya gelip nasıl çözeriz bunu diye başladılar. Bu yeni bir ahlak. Yani yeni bir katılımcılık ahlakı. Türkiye'de bunu umarım, yani iklim değişikliği özelinde, mücadelesinde uygulamaya koyabiliriz. Ve nitekim bu tarz böyle ortaklık çalışmaları falan var. Yani özellikle belediyelerin, güçlü belediyelerin, büyükşehir belediyelerinde bunlar başlamış durumda diye düşünüyoruz. Belki şeyi çok konuşabiliriz. Yani Türkiye gerçekten bu işin farkında mı yani? Algısı ne? Yani işte enerji deyince, sokaktaki insan kömür santrali deyince, canım bana ne, ışığı düğmeye basıyorum yanıyor mu anlıyor. Çok ciddi kamuoyu araştırmaları yapılıyor şu anda. Yapıldı, yapılmaya devam ediyor. Bu siyasi ve toplumsal araştırmalar yapan KONDA'yı biliriz hepimiz. Herkes KONDA'nın değerlerine bakar seçim öncesinde. Öncesinde sürekli anketleri yayınlar. Nitekim KONDA bu tip araştırmaları da siyasi beyinlere göre de yapıyor. Yani illaki sokaktaki sıradan vatandaş gibi değil, belli kategorilerde yapıyor. Mesela en son yaptığı iklim değişikliği ve Türkiye'deki halkın enerji tercihleri ile ilgili araştırması var ki bir ay oldu falan sonuçları çıkalı. Önemli bir araştırma bu. İklim Haber denilen bir önemli bir ne derler platformla yapıyor bunu. Burada çıkan sonuçlar ilgi çekicidir. İlgi çekicidir. KONDA mesela burada toplumu üçe ayırmış. Modern insan, muhafazakar insan, dindar muhafazakar insan olarak. Yani biz de öyle düşünürse, mesela ben muhafazakarım. Yani gelenekçiyim daha doğrusu, ama dindar muhafazakar değilim. Yani modernim. Yani böyle bu kategoriler içerisinde, üstelik de partilere de sorarak. Yani siyasi Türkiye'de mecliste koltuğu olan, sandalyesi olan partilere de sorarak yapmış. Genel anlamda toplum bütünsel olarak, yani bu kategoriler ayrılmadan, evet iklim değişikliği vardır diyor. Yani %86'sı iklim değişikliği vardır diyor bu araştırmada. %50'den fazlası, yani kömürden çok başka enerji kaynakları da kullanılsa iyi olacak diyor. Bu önemli bir işaret. Güneş mi, rüzgar mı diye soruluyor. Daha çok güneş diyorlar. Çünkü o daha kapsamlı, yani işte rüzgar alanları vesaire açısından bakıldığında bu önemli. Siyasi bir resimde mesela bu kamuoyu anketinin de yüz yüze bir görüşme yapılmış. Bunlar onun için biraz değerli. İstatistik olmasa da 3000'e yakın insana birebir sorulmuş. İşte AKP'li en çok, yani daha farkında gözüküyor işin, AKP'li olanlar. CHP'liler daha az farkında gözüküyor. HDP'liler ikinci sırada farkında iklim değişikliğinin. Tabii bu niye konuşuyoruz? Seçim propagandalarında,
işte seçim, yerel seçimlere gidiyoruz. Buralarda bu partiler nasıl bir duruş sergileyecekler? Çünkü buna bir ana politika lazım. Yani toplum, hani bana yaptığımız çalışmalarda diyorlar ki, işte Nurhan Hocam, biz ne yapabiliriz bireysel olarak? Biz ne kadar bireysel olarak bir şey yapsak? İşte enerji verimli cihazlar kullansak, işte yeşil alanlarımıza dikkat etsek vesaire. Bunun, bu büyük olayın, çünkü bu küresel bir politikanın, ulusal, yani devlet politikalarına inmesi gerekiyor. Onun için bir kararlılık lazım. Yani Türkiye kömürle büyüyecek dediğiniz zaman biz pısıyoruz. Diyoruz ki o zaman niye konuşuyoruz? Ama evet, Türkiye kömürle büyümeyi yavaş yavaş vazgeçecek diye bir politika ağzı duysak bundan çok rahatlayacağız. Yeni yapılanmada, yani Cumhurbaşkanlığı sistemindeki yeni yapılanmada mesela ekonomi politikaları kurulu var. O önemli kurullar. Gözümüzü onlara diktik biz. Ekonomi politikalar kurulunun altında acaba düşük karbon ekonomisi politikalarıyla ilgili bir çalışma yapılacak mı? Çünkü gerçekten Türkiye'nin neması için söz konusu olan bir şeyden bahsediyoruz. Yani vatandaşın meselesi olduğu için fantazi geliyor olabilir ama değil. Ama değil. Yani afetler için konuşuluyor. Hemen görüyoruz işte. Yani afet mağduriyeti, can, mal kaybı Türkiye'nin ekonomisine geri dönüş yapar negatif olarak. Bunun gibi konuların dikkate alınması lazım. Bu tip araştırmalar da biraz hüzün şurada. Gençlik işi farkında değil çok fazla. Yani Türkiye'de. Yani Türkiye'de farkında olması gereken nesil farkında değil. Çünkü kendisi yaşayacak. Yani bir şey sonra belki o çevre bakanı olacak. Yani böyle bakın. Yani böyle bir de hem sosyal medyada çok iç içeler tabii zaten. Ki, tabii ve ki. Orada bir yerden denk gelmesi lazım. Görmeleri lazım. Gençlik mesela bizim yani dahil olduğum bir projenin iklimin diye bir projemiz var. Devam ediyor Avrupa Birliği destekli. 18-29 yaş arasındaki gençlere sorduk. Yani farkında mısınız siz? Evet farkındayız. Küresel düzlemde bir iş dediler. Yani kendilerine sorun yaratacağı düşüncesinde değiller. Peki nasıl çözülecek diye sorduğumuzda uluslararası örgütler çözsün diyorlar. Yani dolayısıyla başa gelen hükümetlerinden talep edilmesi gerekiyor ki normal koşullarda bu işin bir evet bu işin bir politika alanı olması için arz taleptir. Evet tabii seçimlere ana seçimlerden çıktık yani genel seçimlerden çıktık. Bizler tabii hemen partilerin iklim söylemlerine bir baktık yani. İşte var mıydı nasıldı? Yarım yamalak copy paste, cut paste yani öyle diyoruz biz. Hani oradan buradan bulmuşlar. Emisyon ticareti yapılsın. Hani çünkü ticari meselelerle birlikte de gelen bir konu olduğu için emisyon ticareti Avrupa Birliği'nin direktiflerinde olan bir şey. Ama hemen ticareti. Emisyon ticareti yani siz çok fazla sera gazı emisyonu üretmiyorsanız yani bu kağıt üstünde bir bono gibi bir hadise çok teknik bir konu ticari anlamda. Yani suçlu olmuyorsunuz. Üstelik bu işten de ne derler kaynak temin ediyorsunuz. O kaynakla da iklim değişikliğiyle mücadele projelerini aktarıyorsunuz gibi bir süreç var. Ama hep hani o ticaret kelimesiyle ilişkilendirilerek insanlar. Halbuki afet gelmiş başımıza. İstanbul'da hani o 500 yılda, 1000 yılda dediğimiz 2-3 günde bir gelmiş. Bunun ilişkisi nedir sorsanız bize değil Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne sorsanız vardır diyecekler. Yani o süreçte var. Biz şimdi gençliğe bir odaklanmamız gerektiğini düşünenlerdeniz. Bir de yerel yöneticilere. Çünkü uygulama burada cereyan edecek. Onlar da itici güç olabilirler ana politikalara. O anlamda önemli. Buradan başladığınızda da belediye seçimlerinin hani erken olmadığını bile düşünsek, Mart'ta bile olacağını düşünsek, şimdiden yerel yönetimlere iklim değişikliğiyle mücadelede neler yapıyorlar veya da hedefleri ne olacaktır adayların bir gözden geçirmek lazım. Ya da partilerin yani öyle baktığımızda. Çünkü onlar da önemli genel evet, seçimlerdeki. Şimdi bir şey düşünüyorum sorular. Yani hiç mi iş yapılmıyor? Mutlaka yapılıyor. Yani mesela sera gazı emisyon envanterlerinin çıkması lazım şehirlerin. Ne kadar karbondioksit emisyonu atıyoruz? Ne kadar suçluyuz ve ona göre de ne kadar önlem almalıyız, hangi alanlarda almalıyız? Bilgi olarak vereyim. Türkiye'de 7 büyük şehirde
seri gazı envanterleri çıkmış durumda. Bazıları baş attı bunlardan. Gaziantep mesela bu işi hemen yaptı. Antalya hemen yaptı. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi şu bugünlerde başka şeyler de yapıyor. Yani bu ortak çaba dediğimiz üniversiteyle ortak bir iş yapıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Mezunlar Derneği ile beraber bir güneş enerjisi kullanarak turistik tekneleri Halfeti'de örgütlemeye çalışıyor. Yani başarılı örnekler olabilir. Yani var. İstanbul iklim eylem planını hazırlıyor. Çünkü dünyada bütün şehirler iklim eylem planlarını yerel olarak hazırlıyorlar şimdi. Biz de onların içerisinde şöyle hazırlayın. Ama bu şeye benzemesin yani İstanbul'unki baktık adını değiştir Denizli yaz ya da işte bir şey öyle çünkü çok öyle stratejik planlar gördü Türkiye. Bu öyle değil çünkü her şehri başka bir iklim riski ya da fırsatı olabilir. Yani o onlara bakarak yapılması gerekiyor. Tehlike hep aynı mı peki? Gaziantep'te, Antalya'da, Bursa'da, Ankara'da, hayır, İstanbul'da? Hayır, işte değil. Çünkü mesela Gaziantep bir özel sektör şehridir. Dolayısıyla sanayi ağırlıklıdır. Dolayısıyla orada daha çok enerji politikalarına, sanayi politikalarıyla iklim mücadelesi, iklim eylemlerine ilişkin projeler ve yatırımlar yapmak zorundasınız. Ama Antalya'da doğa koruma çok önemlidir. Doğru. Zaten onu turizm olarak yapacağınız için, ona uyum sağlaması için etkiler yapmak zorundasınız. Bunun gibi değişik iklim, yerel eylem planlarının yapılması lazım. Ankara'da sorun nedir? Ankara kurak. Yani birincisi o. Yani sıcak hava dalgalarına kurban bir şehir. Çoğu şehir, büyük şehirde bu böyle var ama Ankara çanak olduğu için coğrafi olarak bina sektörü onu zorluyor. Yani tabii kentsel ısı adalarını çoğaltıyor. Yani ekstra ısıtıyoruz gökyüzünü biz. Artı bu hani tam doğrudan iklim değişikliğiyle ilgili bir mesele değilim ama hava kirliliği Ankara'da çok ciddi boyutlarda, kışın özellikle fakir, yoksul bölgelerde daha çok gözüküyor. Hava kirliliğinin kaynakları da aynı iklim değişikliğiyle bakıldığında. Evet. Dolayısıyla ona dikkat çekmek lazım. Ama Ankara'nın bir iklim eylem planı yok. Yani biz yeni Ankaralılar olarak yeni yerel seçimlerde yeni belediye başkan adaylarının Ankara'nın yerel iklim planını yapıp yapmayacağı söylemine dikkat etmesini yani tavsiye ederiz bu anlamda. Belki diyebilirsiniz ki mecbur mu? Hayır değil. Yani hukuken mecbur mu? Yani şehirler yerel eylem planlarını kanunlarda biliyorsunuz. Belediye kanunu ne diyor? Suyu topla, atığı bertaraf et. Yani böyle bir yeni kanunlar var mı? Biraz önce hatırlarsanız söyledim. Dünyada kanunlar çıkıyor. Doğrudan kanunlar çıkıyor. Biz mesela enerji kanunu içerisinde iklim nüvelerini arıyoruz. Tarım kanunu içerisinde iklim mücadelesiyle ilgili unsurlardan hareket ediyoruz. Biz şimdi yine bu iklimin projesinde yeni bir çalışma yaptık. Türkiye'deki yasal ve kurumsal yapının resmini çektik. Dedik ki yani bir dolaylı yasalar var. Mesela çevre kanunu da dolaylı bir yasa. İklim değişikliği iki kelime olarak geçiyor. Orada diyor ki toplanan kaynaklar, çevre korumayla ilgili toplanan kaynaklar iklim projelerine gidebilir diyor. O kadar ama bir duruş yani bir politika sergilemiyor. Demiyor ki fosil yakıtlardan vazgeçilme süreci şudur gibi. Bunu niye söylüyorum? İrlanda geçen haftalarda bir kanun çıkardı. Yani parlamentosundan geçirdi. Fosil yakıt yatırımlarının durdurulmasıyla ilgili. Dolayısıyla öyle başlayıp artık diğer alternatif enerji kaynaklarıyla bütün sektörlerde hareketin başlıyor. Şirkette kayacak bütün şirketler. Tabii ki zaten kayıyorlar yavaş yavaş. Yani dev fosil yakıt şirketleri de olayın rekabetle ilişkisini kurarak kayıyorlar. Kaymaya başlıyorlar. Aynı şey Hollanda'da öyle. Hollanda dünyanın en geniş iklim yasasını çıkardı. İngiltere'nin zaten iklim yasası var. Ben şunu söylemek istemiyorum. Yani illaki iklim yasası kod kanun gibi çıksın Türkiye'de. Ama tartışılmalı. Çünkü bir de tek sistemli bir yönetim içerisindeyiz dikkat ederseniz. Böyle dev kurullar var. Çalışması gereken uygulama bakanlıkları var. Yeni yapıyı hepimiz algılamaya çalışıyoruz. Yazanlar ve isteyenler de algılamaya çalışıyor doğru söylemek gerekirse. Öyle bakıldığı zaman o kurulun işleyişinde yerel yönetim politika kurulu var. Yerel yönetim politika kurulu için Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan talebimiz var.
Yani öyle baktığı zaman. Şeyi söylüyorum, Sayın Cumhurbaşkanı Çevre ve Şehircilik Bakanı'nı tanıtırken insanı ve parayı iyi yönettiği için onu atadım demişti. Biz artı eğer doğanın gücünü yönetebiliyorsa, onunla ilgili kentlerde akıllı şehircilik teknolojileri geliştirebiliyorsa gerçekten Çevre ve Şehircilik Bakanı olacağını düşünüyoruz. Yani yönetmenin başka bir alanı var. Yani sadece inşaat sektörü değil Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ya da bakanlık olarak bakmayın Türkiye. Çünkü yerel yönetimlerle ilişkilendirdiğinizde en büyük sorun kentsel problemler oluyor. Yani dünyadaki kentler şeyi konuşuyorlar artık. Yani enerji depolama sistemlerini. Güneş evet. enerjisinin depolama sistemlerini, onların teknoloji... Hatta bataryalar yapıyorlar. Evet, böyle bir durumda ben enerjiyi depolamış olan bir toplu konut alanında ev almak istemez misiniz? Daha ucuza mal olacak size. Tabii ki. Yani başlangıçta havası belki... Havası daha temiz olacak. Evet, daha ucuz evet katma değer yani. Açısından bakıldığında süreç içerisinde siz öyle doğalgaz falan ödemeyeceksiniz. Yani insanların bütün maaşları kışın doğalgaza gidiyor. Yani bundan şey yapmak için yani en azından bir... TOKİ örneğini bize sunmaları lazım. Yani enerji depolama teknolojileri olsun diye. Hemen kurullarla ilişkilendiriyorum. Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu var Sayın Cumhurbaşkanı'nın altında. Evet. Onun içinde bu teknolojik ihtiyaçlara çok ihtiyaç var. Tamam, uluslararası kaynaklar da kullanabiliriz ama Türkiye'nin kaynaklarını da kullanmamız lazım. Sayın Talı, bu enerji depolama sistemleri önemli. Mesela Elon Musk'ın bir evet. bataryası vardı. Evet, hatta evet, 30 bin haneyi aydınlatacak kadar bir güce depolama alanına sahipti. Türkiye ya da dünyada bu alanda pek bir gelişme yok gibi sanki. Çok nadir kimanlara yakın. Çok fazla bilimsel araştırma var bu konuda. Genel anlamda. Tabii benim alanım değil yani çok teknik gelir o açıdan bakıldığında ama ciddi çalışmalar var ve şey veren yani ümit veren yani illaki depolanacağını biliyoruz. Yani bu bir süreç olabilir. Nasıl hayal diye pilli arabalar, elektrikli araba bunun gibi düşünün. Yani bunu model olarak yapmak bile felsefeyi, beyni değiştirir. Yani öyle düşünün. Şimdi siz kentsel dönüşüm politikalarını da suçlu olduğunu Sayın Cumhurbaşkanı kendisi söyledi diliyle zamanında. Yani çok fazla beton yapmışız diye. Şimdi o betonların yeşil yerleşme modelleri olarak karşımıza çıkması lazım. Diyeceksiniz ki şimdi beni bakanlıkların dinleyenleri diyecekler ki ama Bahar yeşil yerleşme sertifikasyonu isteyeceğiz artık. Tamam. Sertifikasyonlarla işte bu ancak duyarlılığı arttırabilirsiniz. Ama bazen belediye kanunlarına, bazen çevre kanunlarına ya da bazen kod iklim kanunlarına ihtiyaç duyabilecektir Türkiye. Madem yenileniyoruz, madem dönüşüyoruz, biz de diyoruz ki bakın onlar şu yenilikleri yaptılar. Yapmaya devam ediyorlar falan. Bu örneği kapatmamamız lazım yani. Kömürle büyüyeceğiz. Çünkü bu bizim ulusal şeyimiz, kaynağımız, enerji kaynağımız. Bu tehlikeli bir noktaya bizi götürebilir. Çevre Bakanlığı'na yükleniyoruz. Aslında öyle değil. Çünkü çalışmalar çok fazla ve destek veriliyor yerel yönetimlere bakan tarafından. Mesela Sağlık Bakanlığı'nda önemsiyorum ben burada. Sağlık Bakanlığı'nın sıcak hava dalgaları uyarılarını duymuyoruz yani. İnsanın sağlığı açısından bakıldığı zaman yani genel anlamda bunun rutin olarak artık yavaş yavaş bunlar, dünya bunu yapıyor. Yani İstanbul'da sıcak hava dalgası olduğu zaman birkaç tane doktor yazıyor bir şeyler. Ama böyle değil yani. Bildiğiniz bayağı kamu spotu gibi yani önümüzdeki hafta sıcak havada çünkü tansiyon hastası var, yaşlısı var, bebesi var. Yani bunlar doğrudan insanların da bilincini açar. Yani duyarlılığını açar diye düşünüyorum ben. Şunu sorayım daha biraz böyle somutlaştırmak adına Ankara'nın hava kirliliğinden bahsettik ya. Bu eski araçlar Türkiye yollarında çok fazla. Şimdi Avrupa bu konuda gerçekten önemli işlere imza atıyor. Tabii bazı firmaların emisyon skandalları var, onlar da göz önünde durdurulur. Ama hükümetlerin şöyle bir tavrı var ki orada, yeni araçlara dönüşüm. Hatta bazı ülkelerde numaralandırma sistemi var. Saldığı gaz dolayısıyla ne kadar zararlı veya değildi. Ve şu an mesela Almanya'da birçok yerde, Hamburg ya da Frankfurt'ta kente giriş yasaklandı, kent merkezinde birçok yerde yaygınlaşacak. Yani egzoz gazları demek ki önemli bu iklim değişikliği konusunda değil mi? Peki Ankara ya da diğer kentlerde eski araçlar
ne derece etkili oluyor iklim değişikliğine ya da hava kirliliğine? Vallahi tabii teknik bir soru yine. Ama zannediyorum Türkiye'de de bu eski araçların yavaş yavaş çekilmesiyle ilgili hukuk var. Yani mevzuat var. Önemli olan bunun denetim mekanizmalarında tabii yapılması. Denetlenmiyor. Yani o kadar çok ki, yani şöyle bir kare aldığınız zaman, biz diyelim ki 2012 model benim arabam. Etrafta bir sürü böyle eski model var. Tabii ki o alım gücüyle ilgili bir mesele. Fakat onların egzozlarının denetlenmesi meselesi çok rutin. Hepimiz egzoz emisyonu pul alıyoruz öyle baktığınız zaman. Ama burada o sizin söylediğiniz mantıklı bir denetim sisteminin oturmadığını biliyoruz. Şehir olarak yapamazsınız çünkü bu bir Türkiye, yani ulusal bir politika gerektiren bir şeydir. Yani yerel yönetim yetkisi anlamında söylüyorum bunu. Burada yani şunu söylemek daha fantazi. İşte Ankara'da elektrikli arabalar için işte ne bileyim istasyonlar var şimdi, bateriler var birkaç tane falan. Ne kadar güzel diyorsunuz ama asıl alt taraf boş olunca onlar fantazi olarak kalmış oluyor. Var işte bazı AVM'lerde var yani, ama siz şimdi elektrikli araba alır mısınız şu durumda Ankara'da ya da? Kimse istemez. Kimse istemez. Çünkü o bateri şarj istasyonu yok, güven yok, onun denetimi yok, pat diye orada bateri diye sorun varsa yani... O güven ortamını ana siyasal verecek. Yani o önemli bir şey. En büyük sorun da tabii dediğiniz gibi çok arabalı ülkeler, çok arabalı şehirlerde ne derler, inandırıcı olmak lazım. Ben mesela geçen yıllardım Malta'daydım. Malta'nın nüfusundan daha fazlaymış araba sayısı. Yani o küçücük adada. Öyle bir şey olsa ama şimdi Malta uluslararası masalarda Paris Anlaşması'nı imzalasa, onaylasa ne fark eder? Evet. Yani o asıl mesele o altta taraftaki siyasayı etkilemek. Şey söylemek istiyorum, yani biraz olumlu konuşmak lazım. Yani çünkü zaten yapıcı olmazsak kilitleniyoruz. Türkiye'de bazı şehirlerde doğrudan daha bilimsel araştırma da kullanarak, yani akademik lezzeti olan uygulamaya dönük çok güzel uygulamalar da yapılıyor, araştırmalar da yapılıyor. Yani mesela sahil şehirlerimizde, yani kentlerimizde, Bodrum'da falan Günder dediğimiz bu güneş enerjisiyle ilgili büyük bir dernek var. Uluslararası bacağı da var onun. Çatı kurulumlarıyla ilgili modeller çalışılıyor. Hı hı. Örnekler yapılıyor. Yani Türkiye sahil şehri çok olan bir ülke. Öyle bakın. Bunlar iyi örnekler normalde. Ya da denizlerde, kıyılarda iklim değişikliğinin etkilerine uyum sağlamak için Antalya'da çok güzel bir iş yapılıyor. Çünkü deniz ekosistemi de etkilenecek iklim değişikliği. Antalya bunların başında geliyor. Daha çok Antalya'da yapılan ne? Deniz ekosistemlerinde iklim değişikliğinin, yani hani deniz ürünlerinin, balıkların, deniz suyu sıcaklıklarının bütün ölçümleri iklim değişikliği, küresel iklim değişikliği ve Antalya'nın senaryoları modellemesine göre araştırılıyor. Çünkü ürünler, deniz ürünleri değişiyor, balık popülasyonu etkileniyor. Bunları Antalya için özel olarak Büyükşehir Belediyesi TÜDAL denilen çok önemli bir deniz araştırma sivil toplum kuruluşuyla yapıyor. Sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte iş yapmak, araştırma yapmak ya da üniversiteye araştırma yapmak için iyi modeller bunlar. Ama bunların sürekli kılınması lazım. Yani Kocaeli'nde çok önemli. Sizin biraz önce söylediğiniz gibi Gaziantep nasıl sanayi şehri? Kocaeli'de zaten odaklanmış bir bölge biliyorsunuz. Orada sera gazı envanteri yapılıyor o Kocaeli bölgesinin ve iklim eylem planı yazılıyor. Bunlar hep güzel örnekler. Ama dememin nedeni İşte başarılı örnektir deyip kapatılmış, üstünün kapatılması, o örneklerden ana politikalar üretilmesi söz konusu. Yerelde kalmış anladığımız kadarıyla, evet, sadece. Evet, evet, yerelde kalmış. Antalya'da, Kocaeli'de. Evet, orada kalmasın. Yani o kalmaması için yukarıdan bir politika gerekir. O politikaları konuştuğunuz zaman işte bir kanunla yapabilirsiniz bunu. Yani mesela yine bakanlık çalışıyor. Gerçekten bunun yönetmeliğini çıkaralım. Her şehir yerel iklim eylem planlarını yapsın. Yazarız, yapılır. Yani hedefler konur ama onun altı bütçeyle dolması gerekir. Tabii ki. Uygulama yapılması finans için. Finans boyutu var. İşte finans boyutu orada devlet o blablağdan kurtulmamız lazım. Yani tabir yerindeyse diye düşünüyorum. Sayın Talu, peki devlet
bunları yapmalı, elbette bir şeyler yapmalı. Biz bireysel olarak ne yapabiliriz? Ve galiba şunu anlıyoruz ki artık iklim değişikliği gibi bazı konuları eğitim sistemine dahil etmek de gerekiyor. Çok önemli bir şey söylediniz. Küçükten itibaren galiba tabii. Anlatmak gerekiyor sonuçlarını. Evet. Daha çok da işte yeni jenerasyona, sizin dediğiniz gibi. Evet. Şimdi biraz önce söyledik ya eğitim sistemi. Ama şimdi yeni jenerasyon, yani siz de yeni sayılırsınız benim yaşıma göre ama şunu söylemeye çalışıyorum. Onların algılaması farklı yöntemlerle. Eğitimleri de farklı yöntemlerle olmak zorunda. Yani torba gibi bir oda, salonla gençleri oturtup da işte iklim değişiyor, groundland eriyor, buzullar şöyle oluyor falan dediğiniz zaman onlar uyuyorlar. Yani geçen iki ay önce Başkent Üniversitesi'nin 4. sınıf üniversitelerine iklim değişikliği için misafir öğretmendim ben, yani öğretim üyesiydim. Mesleki hazırlık dersi yapıyoruz. Çünkü onların böyle bazı üniversitede mutlaka siz de biliyorsunuz ya mesleki hazırlık dersleri var son sınıfların. Hı hı. Hani ziraat mühendisi çıkacaksınız. Size tarım ve iklim değişikliği anlatmak faydalı olur. Çünkü oradan bir istihdam alanı kapabilirsiniz. Konunuzu bununla ilişkilendirip vizyonunuz açılacak falan. Çok ilgili değildi çocuklar yani genel anlamda. Çünkü yöntem yanlış. Yani eğitimdeki yöntem yanlış. Bunun biz farkındayız zaten. Bunun için de bir örnek söyleyeceğim. Üzerinde çalışıyoruz halen ama yüksek sesle düşünerek yapıyoruz. Küresel Düşünce Derneği, Küresel Denge Derneği, yani bizim derneğimiz ODTÜ Mezunlar Derneği ve Türkiye'de Eğitimde Sistem Düşüncesi Derneği diye bir dernek var. Yani işte gençlere farklı bir sistem düşüncesiyle farklı alanlarda eğitimler veriliyor. Çevre var bunun içerisinde, iklim var, başka alanlar da var gerekirse. Modellemeler farklı, simülasyonlar yapılıyor vesaire. Bunlarla birlikte biz şimdi ODTÜ'nün genç üniversiteli tam yani şeye çıkmak üzere olan, mesleğe atılmak üzere olan gruplarına böyle bir iklim değişikliği eylemi çalışması yapacağız. İşte bu tip yöntemlerle üniversite talebelerini hazırlamamız lazım. Aktif role hazırlayacak onları. Bireysel olarak baktığınızda da işte kadınların, çocukların hani doğa korumadan başlayarak işte ne bileyim kömürün kirliliğinden rahatsız olup şikayetleri devam ettirerek belirli mahallede bunları yüksek sesle konuşacak gruplar haline gelerek yapabiliriz. Sayın Talu, siz onu deyince aklıma şu geldi. Şimdi her taraf rezidans. Mesela şimdi Ankara'yı baz alırsak Bozkır'ın üzerine kurulan bir kent olduğunu biliyoruz Ankara'nın zaten ve her yada birçok yeri Bozkır. Fakat yeşillendirilen yerleri de var ama yeşil olan yerleri de biz rezidansları evet, bitiyoruz. Ve yeni doğan nesil de zaten bunların arasında büyüyor. Doğayı görmeden. Evet. Şimdi önceki yıllarda çocuklar sokağa çıkardı, pikniğe gidilirdi. Ve bu her yıl daha da azalarak ilerliyor. Yok oldu neredeyse. Mesela birçok ülkede şöyle bir durum var. Çocuklar doğayla iç içe. Parklarda plastik malzeme çok kullanılmıyor. Bir tahta parçası kullanılıyor. Ve doğanın hep içindeler. Ayağı yere basıyor, doğayı görüyor. Ve doğanın değerini çok iyi anlıyor. Ve bizler mesela doğanın değerini çok iyi biliyoruz. Doğanın içinde büyüdük. Ve dönüşümüz doğru ya. Ve biz doğanın parçasıyız. Biz var eden orası. Biz onu var etmedik. Ve yeni nesil bundan uzak büyüdüğü zaman da galiba iklim değişikliğinin yine farkında kolay, olmayacak. Çok zor. Bahsettiğiniz çok, gibi evet, sizinle. Evet, çok zor. Ama yani bu yani yanlıştan dönmek diye bir şey var. Yani genel geç anlamda. Değil. Tabii geç. Yani mesela Ankara için bizim yani ben şehir plancısıyım temelde. Bizim için geç kalınıyor. Yani Ankara'da çünkü nefes alacağınız o doğa dediğiniz şey. Yok. Bizim dilimizde yutak alan yani karbondioksiti emip de nefes alan bir şehir haline getirip öldürülen bir Ankara'dan bahsediyoruz. Beton. Yani çocuklar orada bu algıyı alsalar da uygulama açısından evet, sıkıntı doğacak. Onun için bu meselenin yani kentsel dönüşüm meselesinin esasen doğayla bütünleştirilerek yani ekolojik kentsel dönüşüm diye bir tabir var dünyada. Stockholm bunu mükemmel yapmıştır. Hep bunu söylüyorum ben. Stockholm'un kentsel dönüşümüne bakın. Eski Stockholm'un tozu alınmış gibidir. Yani öyle birdenbire şekil değiştirmiş, dikey mimari, mimarlar kızarlar belki şimdi o işten para kazanıyorlar. Bir, iki, bu bir akım. Yani ama siyasetler rahatsız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı tabii, olduğunu söyledi dikey tabii, mimari. Tabii. Öyle bakıldığı zaman ama bizim söylemeye çalıştığım işte keselim.
Yani hani çok yüksek, üç katlı olsun. Öyle olmasıyla birlikte oradaki yeşil alan sistemini, sistem diyorum. Yani üç tane parktan bahsetmiyorum. Ya da beton işte toplaşma bölgelerinden bahsetmiyorum, kenarlarında iki ağaç olan. Yani o yeşil alan sistemini oturtmadan kenti dönüştürürseniz geleceğiniz tehlikeli. Zaten o zaman da yeşil bina yapmanızın da bir manası kalmıyor. Anlatabiliyor muyum? Yeşil bina denilen şeyi izleyiciler biliyorlardır. Enerji verimli olacak, su verimli olacak. Olabildiğince güneş bedava kullanılacak. Yani oryantasyon mimarisi iyi kullanılacak vesaire. Evet ama sizin dışarıda nefes alacak atmosferiniz azalmışsa onlar da lüks olarak kalıyor. Yani bu düşünce sistematiğini özellikle karar vericilerin işaret ediyoruz. Diyelim ki yeni bir sistem oturtuluyor Türkiye'de kamu yönetimi olarak bakıldığında. O kurulların falan hepsinin bir değeri var. Yerel yönetim kurulu diye, politikalar kurulu diye bir kurul var ki yani Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın birebir beraber çalışması gereken bir kurul. Zaten notunda da o var. Beklentilerimiz bunlar bizim. Daha somutlaştırmak adına bir 5 dakikamız kaldı. Onları hı-hı konuşalım istiyorum. Hı-hı. Neler yapılmalı diye soracağım. Bir de şunu çok merak ediyorum. Mesela Ankara gibi kentlerde güneş enerji panelleri kurulabilir mi? Güneşten yararlanabilir miyiz yeteri kadar? Çünkü şöyle bir alışkanlığımız var bizim. Sanki sadece kıyı kentlerde kullanılıyor ve kıyı hayır kentlerde hı-hı güneşlenme süresi daha fazla gibi. Hayır, kesinlikle kullanılabiliyor. Yani birincisi yani toplu konut alanlarında da kullanılıyor. Üstelik bunun teşviki de var. Yani hep olumsuz cümleler kullanmamaya çalışıyorum. Yani çatı güneş panellerinin yönetmeliği çıktı. Uzun bir adı evet var onun, biliyorsunuz. Çok da güzel. Tabii bir o bireysel olarak bakıldığında hem orada kendi ısı ve elektrik enerjinizi alıyorsunuz hem de fazlasını satabiliyorsunuz. Böyle bir sürece girdiğiniz zaman ya, ama bunu topluma doğru ve hızlı anlatmak lazım. Yani genel yapmaya çalışılıyor fakat yeterlidir. Ankara'nın hemen her yerinde bu işi yapabilirsiniz. Evet. Gruplaşmalar var. Herkes sitelerde yaşıyor. Yani site yöneticilerine görevler düşüyor bu konuda. Buralarda bilinçlendirme söz konusu. Yani gerekli olabilir. Diğeri biraz önce söylediğim gibi yani bütün başarı örnekleri diye sunduğumuz belediyelerde ya da işte kooperatifler var. Yenilenebilir enerji kooperatifleri kuruluyor şimdi. Yani kooperatifler genel anlamda zor anlaşılırlar. Türkiye'de kooperatif sistemi çok başarılı yürümemiştir bilirsiniz. Ama yenilenebilir enerji kooperatifleri kurulursa o kooperatiflere üye olanlar, bireyler ya da işte toplu konutçular vesaire, onların da daha ucuz elektrik hı hı ve ısı temini söz konusu olacak. Şimdi buna hazırlanıyor Türkiye. Öyle bir mevzuat var. Bunlar hep olumlu. Yani yapılması gerekenler açısından söylüyorum. Ama ben hala biz bu işe önem veriyoruz diye en büyük ağızdan yüksek sesle işaretlerin alınmasından yanayım. Yani Paris İklim Anlaşması'nı onaylasın Türkiye Cumhuriyeti Devleti, yeni parlamentosundan geçirsin. Parlamenterler bu işin farkına varsın. Yani bu onayladığım zaman ne yapıyor? Onayladığı zaman bizlerle çalışmak durumunda olduğunu anlayacak. Yani tek başına değil. Şu an öyle bir durum var mı peki sizin gibi derneklerle, uzmanlarla? İstişareler söz konusu mu? Kesinlikle var ama seçiciler. Yani hani her dernekle, her sivil platformla. Çünkü ne derler, sorgulayıcı derneklerden kaçınıyor. Devletin geleneksel tutumudur bu. Yani genelde bu kendini muhafaza eder o açıdan. Ama bu iklim değişikliği öyle bir mesele ki hep söylüyorum, ortak çaba ve birlikte diyalog gerektiriyor. İşte yani siz sokaktaki insanı soruyorsunuz bana, ben Paris masasındaki Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bahsediyorum. Yani o arada sivil toplum var, üniversiteler var. Üniversitelerin çok fazla rolü var. Çok da üniversitemiz var. Kaynak da aktarılıyor öyle bakıldığı zaman. İstanbul Teknik Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi yani hani, ne derler, yol gösterici işler yaparak yürümeliler. Yapıyorlar ama çok az insan, çok az yetersiz üniversite farkında. O zaman Sayın Talu, yavaş yavaş toparlayalım. İklim değişikliği konusu önemli ve galiba ne kadar önemli olduğunu fark etmek için
bu dolu felaketleri gibi işte o hüzünlü tabii işte fırtına gibi ya da kuraklık gibi başa gelmesi gerekiyor sanki hep ara ara söylerim bir musibet bir nasihattan. Evet, biz bazen öyle biz de bazen bu afetleri görünce işte bakın şimdi bu duyarlılık artacak diyoruz. Aslında hüzünlü önce gard almak lazım çünkü tabii bu ki. Bir risk yönetimi meselesi. Yani afetler olduktan sonra mesela deprem tekniğini herkes bilir. Yani deprem yarın gelecek diyemiyor kimse bilimsel olarak değil mi? Ama risk management yani iklimle ilgili bilimsel araştırmalar çoğaldıkça ki böyle yani dikkat işte İstanbul sıcak hava dalgaları dediğiniz zaman bir gard alınması gündeme gelebilir diye düşünüyorum. Yani dış örneklere bakmak ama kendi kültürümüz, kendi benzerliğimiz üzerindeki ülkelere dikkat ederek bakmak lazım. Yoksa fantaziler yaratıyoruz işte. Yani yeşil bina yapıyoruz ama kenti tahrip etmişiz doğal olarak. Etrafında hiç lan yok. Evet. Sayın Talı çok teşekkürler. Ben teşekkür ediyorum. Hoşçakalın. Sağ olun. O yeşillerin sadece renk olarak kalmaması temennisi. Umarız uyuyacağız hayatımıza. İnşallah. Sağ olun. Bizler devam edeceğiz. Çok kısa bir aramız olacak.